kağıdımı aldım ve başladım. Çek neredeyiz arkadaşlar? Klasik para talebi. Para talebi türlerindeyiz. Öncelikle para talebi nedir? Para talebi ekonomik birimlerin ellerinde, ceplerinde, cüzdanlarında tutmak istediği paraya para talebi denir. Şimdi arkadaşlar para talebi teorilerinde ilk önce nereden başlıyoruz? İlk önce klasik para talebi teorisinden başlıyoruz. Çünkü arkadaşlar klasik para talebi teorisine çıkarken de bizim karşımıza iki tane kuram çıkar. Bunlar bir miktar kuramı, ikincisi ise kendi giriş tipi miktar kuramı. Yani nereden hareket ediyoruz arkadaşlar biz? Klasik para talebi teorisinde miktar kuramından hareket ediyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, miktar kuramında ise kaç arayacağız? İkiye. Bunlar bir ne diyoruz arkadaşlar? Bir Fisher tipi miktar kuramı. İkincisi ne diyoruz arkadaşlar? İkincisi ise Cambridge tipi miktar kuramı olmak üzere. İster Fisher tipi miktar kuramı olsun, isterse Cambridge tipi miktar kuramı olsun. Diyeceğiz ki arkadaşlar, miktar kuramı üç temel varsayıma dayanır. Bunlar arkadaşlar bir. Birincisi para sadece işlemlerde kullanılmak üzere ne yapılır arkadaşlar? Talep edilir. İkincisi diyeceğiz ki arkadaşlar ekonomi sürekli nerededir arkadaşlar? Tam istihdamdadır. Ve üç, ekonomiyi sürekli tam istihdamda tutan mekanizma ise ücret ve fiyatlar nedir diyeceğiz? Esnektir. Ve dört, ne geçerlidir? Aynı zamanda para nötrdür. Para yansızdır. Bu dört kural geçerliyse, dört varsayım geçerliyse miktar kuramı çalışmaktadır. O halde arkadaşlar, ister Fisher, isterse Cambridge tipi miktar kuramı olsun, neye dayanılmış? Bu dört temel varsayıma dayanılmış. O halde biz burada ilk önce neye çıkıyoruz arkadaşlar? Biz burada ilk önce bir, neye çıkıyoruz? Fisher tipi miktar kuramını açıklıyoruz. Peki Fisher tipi miktar kuramı, düzgün yazayım kusura bakmayın. Yazım çok çirkin oldu. Bunu hemen bir değiştireyim. Bir, ilk önce neye çıkıyoruz arkadaşlar? İlk önce Fisher tipi miktar kuramını açıklıyoruz. Fisher tipi miktar kuramına baktığımızda biz onu nasıl ifade ederiz? Biz onu M çarpı V eşittir P çarpı Y. Şimdi bakın, ekonomi tam istihdamda olduğu için şuradaki Y ne olacaktır? Sabit olacaktır. Doğru değil mi? Y neymiş? Sabit. Ve yine ekonomi tam istihdamda, aynı zamanda klasikler ne diyor? Klasikler diyor ki bir ekonomide gelirin elde edilmesiyle harcamalar yani ödemeler benzer özellikler gösterir. Yani gelirin elde edilmesi ve harcamalar nedir arkadaşlar? Benzer, kurumsal, aynı özelliği gösterdiği için paranın dolaşımını ne kabul ettiler? Sabit kabul ettiler. O halde burada biz ne diyeceğiz? Para arzı artarsa V sabit, Y sabit, sadece fiyatlar artacak. Para arzı azalırsa V sabit, Y sabit, sadece ne olacak? Fiyatlar azalacak. Yani para üretim ve istihdam ne olacak? Etkilenmeyecek. Peki bu miktar kuramında M çarpı V bana neyi gösterir? M çarpı V mal ve hizmetlere yapılan toplam harcamayı gösterir. Peki burada P çarpı Y neyi gösterir? Üretimin parasal değerini. Üretimin parasal değerini ise ne diyoruz arkadaşlar? Nominal gayri safi milli hasıla diyoruz. O halde ne diyor klasik iktisatçılar? Bir ekonomide mal ve hizmetlere yapılan toplam harcama, mal ve hizmetlerin parasal değeri nedir? Eşittir diyor. Peki buradaki M nedir? İşte buradaki M'ye biz para arzı diyeceğiz. Peki para piyasası dengesi para arzının para talebine eşit olduğu yerde sağlanmayacak mı? O halde ben bu M'yi yalnız bırakırsam aslında neyi bulmuş olacağım? Para talebini. O halde klasiklerde para talebi nereden hareketle elde edilirmiş? Gördüğünüz gibi miktar denkleminden hareketle, miktar kuramından hareketle elde edilirmiş. O halde M'yi yalnız bırakırsak şöyle olacak mıdır? Karşı tarafı yatarsam P çarpı Y bölü V. O halde burada gördüğünüz gibi üretim istihdam sabit. Gördüğünüz gibi paranın dolaşması sabit. O halde burada P artarsa
Eşitliğin diğer tarafındaki gördüğünüz gibi para talebi artacak mıdır? Ya da buradaki P azalırsa eşitliğin diğer tarafında gördüğünüz gibi para talebi azalacak mıdır? O halde klasik iktisatta para talebi bir neyden etkilendi arkadaşlar? Fiyatlardan etkilendi. Geldik bir diyelim. Peki klasik iktisatta ekonomik büyüme olmaz mı? Olur. Ekonomik büyümenin olması demek gördüğünüz gibi şuradaki reel gelirin Y'nin artması demek değil midir? O halde burada Y artarsa eşitliğin diğer tarafında para talebi ne olacaktır? Artacaktır. Yani reel gelir artarsa gördüğünüz gibi para talebi ne olur? Artar. Peki klasik iktisatta ekonomik daralma olmaz mı? Yani reel gelir azalabilir mi? Azalabilir. Reel gelir azalırsa gördüğünüz gibi eşitliğin diğer tarafında para talebi azalacaktır. Yani reel gelir azalırsa para talebi ne olacak? Azalacaktır. O halde klasik iktisatta para talebi 2 neyden etkilendi? Reel gelirden etkilendi. O halde para talebi fiyatlardan ve reel gelirden etkileniyorsa para niçin talep edilmiş olur? Para sadece ve sadece işlem amaçlı talep edilmiş olur. Çünkü işlem amaçlı para talebi demek günlük hayatta yapacağımız işler için talep ettiğimiz para demektir. Evet, evet diye sabit. Ama şimdi bakın şöyle bir hatırlatma yapalım Kübra'cığım. Yatı eksen X, dikey eksen Y. Bu bizim üretimin kandarelimiz değil midir? Klasik iktisatta ekonomi her zaman nerededir? Tam istihdamdadır. Yani üretim faktörleri tam ve etkin kullanılmaktadır. Peki ekonomik büyüme olursa üretim kandarelisi nereye kayarsa klasik iktisatta da ekonomik büyüme olmaz mı? Yani üretim Y ekonomik büyüme olursa ne olur? Artar. Burası oldu mu? Okey. Yani ekonomik daralma da olabilir. Üretim imkanlarısı bir bütün olarak sola kayarsa ne olacaktır? Reel gelir azalacaktır. Anlaştık mı? O halde ne diyoruz arkadaşlar? Klasik iktisatta para sadece niçin talep edilir? İşlem amaçlı talep edilir. Yani para günlük hayatta yapacağımız işler için talep edilir. Şimdi bakın. Fisher tipi miktar kuramında para talebini etkileyen unsurlar fiyatlar ve gelir. Peki bu durumda para talebini etkileyen hususlar arasında faiz var mı? Yok. Bu nedenle klasik iktisatta biz ne diyoruz arkadaşlar? Para talebinin faize duyarlılığı ne olacaktır? Sıfır. Peki para talebi gelirden mi etkilendi? Peki şurada gelir bir birim artarsa eşitliğin diğer tarafında para talebi de bir birim artmayacak mıdır? Bu nedenle klasik iktisatta para talebinin diyeceğiz ki arkadaşlar gelire duyarlılığı da ne olacaktır? Bir. Yani para talebinin gelir esnekliği birken para talebinin faiz esnekliği ne olacaktır? Sıfır. Burası anlaşılmış mıdır? Çünkü burada para talebi denkleminde ne yoktur arkadaşlar? Para talebi denkleminde faiz yoktur. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz Fisher tipi miktar kuramını gördük. Şimdi de bunlarla ilgili birkaç tane soru çözelim. Şimdi diyor ki soru tarzı. Sadece kalem üretilen ve tüketilen bir ekonomide bir yılda 1 TL'den 100 tane kalem satılıyor. Her 1 TL yılda 5 kere el değiştirmiştir. Dur. Bu ne demektir? İşte paranın dolaşımı. Neydi paranın dolaşımı? Paranın dolaşımı bir birim paranın yılda kaç kez el değiştirdiğini gösterir. Hadi paranın dolaşımı bana ne verilmiş? 5. Bu ekonomide miktar denklemine göre para stoku ne kadardır? Benim miktar kuramım M çarpı V eşittir P çarpı Y değil mi? Peki üretim kaç taneymiş? Y gördüğünüz gibi 100 çarpı. Fiyat neymiş? 1. Paranın dolaşımı neymiş? 5. Benden ne istemiş? Para arzını. Hadi ben burada para arzı 100 bölü 5'ten ne çıkar? 20. Ne yaptım? Soruyu çözdüm. Bu soru anlaşılmış mıdır? Tamam. Klasik modelde para arzı artınca fiyat düzeyinde aynı oranda artmasına ne denir? Arkadaşlar, klasik modelde para arzı artınca fiyat düzeyinin de aynı oranda artmasına miktar kuramı M çarpı eşittir P çarpı Y değil miydi? Peki burada neydi miktar kuramına göre? Paranın dolaşımı sabit. Üretim ve istihdam neydi? Sabit. Hadi burada para arzı artınca üretim ve paranın dolaşımı sabit olduğu için fiyatlar genel düzeyde
para arzındaki artış oranında mı artar? Doğru mudur? Peki biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna tabii ki de paranın yansızlığı diyoruz. Paranın üretimi etkilememesi. Ama soru neyi sormuş? Soru arkadaşlar diyor ki klasik modelde para arzı artınca fiyat düzeyinin aynı oranda artmasına, yani paranın üretim ve istihdamı etkilememesini sormamış. Eğer soru deseydi ki para arzındaki bir değişmenin üretim ve istihdamı etkilememesine ne denir? Paranın yansızlığı. Ama para arzındaki artışın fiyat düzeyini aynı oranda arttırması nereden hareketle karşı çıkıyor? Miktar kuramından. Bu nedenle yanıt ne olacak? D seçeneği. Anlaştık mı? Bakın, paranın yansızlığından bahsedebilmesi için para arzındaki değişmelerin üretim ve istihdamı etkilememesi demesi gerekiyor. Ama bunu dememiş. Neyi demiş? Para fiyatları etkiler. Bu nereden hareketle karşı çıkar demiş. O halde yanıt ne olacak? Yanıt paranın miktarı teorisi. Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Bir diğer soru. Bir diğer soru da şudur arkadaşlar. Reel milli gelirin paranın dolaşım hızına oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Çünkü bakın bizim M çarpı V eşittir P çarpı Y değil miydi? Doğru mudur? Çünkü ben burada ne yapacağım? Ben burada şunu yapacağım. Ey sevgili arkadaşlar, reel milli gelirin, reel milli gelir bu değil midir? Bunu paranın dolaşım hızına oranı sormuş. Yani bunu yalnız bırakacağım. Hadi burada M çarpı V bölü P eşittir Y oldu mu? Bir de bakın reel milli gelirin paranın dolaşım hızı. Bunu da buraya mı alacağım? Hadi alırsam reel milli geliri bölü paranın dolaşım hızı eşittir M bölü P oldu mu? Reel milli gelirin paranın dolaşım hızına oranı nominal para arzının fiyatlar genel düzeyine oranı mı oldu? Hadi nominal para arzının fiyatlar genel düzeyine oranına, yani şu ifadeyi biz ne diyoruz? Reel para arzı demiyor muyuz? O halde yanıt ne olur? C seçeneği. Bu soru oldu mu arkadaşlar? Bence çok kaliteli bir soru. Değil mi? Bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar biz neyi gördük? Biz tabii ki de Fisher tipi miktar kuramını gördük. Bir de neyi görmemiz lazım? Bir de arkadaşlar Ken Bridge tipi miktar kuramını görmemiz lazım. O halde 2. Ne açıklıyoruz şimdi? 2. Ken Bridge tipi miktar kuramı. Ken Bridge tipi miktar kuramını ise kim geliştirmiştir arkadaşlar? Diyeceğiz ki Pigo ve Marshall geliştirmiştir. Kim geliştirmiş? Pigo ve Marshall. Ken Bridge tipi miktar kuramıyla Fisher tipi miktar kuramı aynı dönemde gelişen İki farklı ama benzer miktar kuramıdır. Ken Bridge tipi miktar kuramı ise nasıl yazacağız? M eşittir K çarpı P çarpı Y diye yazacağız. Peki buradaki Y nedir yine? Reel gelirdir. Yani üretimdir. Miktar kuramına göre ekonomi tam istihdamda olduğunu varsaymıştık hatırlarsanız. O halde bu sabittir. P fiyatlar genel düzeydir. M ise para arzıdır. Peki buradaki K nedir? İşte biz buradaki K'ya ise bundan sonra ne diyeceğiz? Marshall'ın K'sı diyeceğiz. Peki Marshall'ın K'sı nedir? Marshall'ın K'sı ise diyeceğiz ki arkadaşlar paranın gelir dolaşım hızıdır diyeceğiz. Peki paranın gelir dolaşım hızı ne demektir? Cepte tuttuğum bir birim paranın kaç kez cepte değiştiğini gösterir. Peki bu Marshall'ın K'sını biz nasıl hesaplarız? Bu Marshall'ın K'sını şöyle hesaplayacağız. K'yı yalnız bırakırsam şu ikisini karşıya mı da atacağım? Karşıya atarsam ne olur? M bölü P çarpı Y mi olur? Peki ben bunu şöyle yazabilir miyim? M bölü P çarpı 1 bölü Y yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki. Ben nominal para arzını fiyatlara böldüğümde bana ne verir? Reel para arzını vermeyecek midir? Bölü Y neydi? Hatırlarsanız Y ise reel gelirdi. O halde gördüğünüz gibi Marshall'ın K'sı ne demekmiş? Reel para arzı bölü reel gelir demektir. Aynı zamanda Marshall'ın K'sı paranın dolaşım hızının nesidir? Paranın dolaşım hızının tersidir. Şimdi bakın bakalım değerli gençler. Paranın dolaşım hızı neydi klasik iktisatta? Sabitti. Hadi paranın dolaşım hızı sabitse paranın gelir dolaşım hızı da ne olacaktır? Sabit olacaktır. Ve yine devam.
Peki biz burada ne yapacağız? Şimdi bakın, biz ne dedik? Para piyasası dengesi, para arzının para talebine eşit olduğu yerde kurulmuyor muydu? O halde bu para arzı aynı zamanda para talebine eşit olduğu için ben kem bir işte bir miktar kuramını M'de, yani para talebi eşittir K çarpı P çarpı Y diye yazabilir miyim? İşte miktar kuramını ilk kez, miktar kuramını ilk kez bir para talebi denklemi şeklinde kim yazmıştır? Kem bir işte bir miktar kuramı yazmıştır. Burası doldu mu? Ne diyoruz? Miktar kuramını ilk kez para talebi denklemi şeklinde kim ifade etmiştir? Kem bir işte bir miktar kuramı. Peki yine buradaki P artarsa eşitliğin diğer tarafında para talebi artar mı? Ya da buradaki P azalırsa eşitliğin diğer tarafında para talebi azalır mı? O halde kem bir işte bir miktar kuramında para bir niçin talep edildi arkadaşlar? Para bir işlem amaçlı talep edildi. Çünkü para talebi bir neyden etkilendi? Fiyatlardan etkilendi. Geldik para talebini etkileyen ikinci husus ise tıpkı Fisher tipi miktar kuramında olduğu gibi şuradaki gelir düzeyi artarsa yani reel gelir artarsa eşitliğin diğer tarafında para talebi artıyor mu? Ya da buradaki reel gelir azalırsa eşitliğin diğer tarafındaki para talebi de azalıyor mu? O halde para talebi 2. Bir de neyden etkilendi? Reel gelirden etkilendi. O halde kem bir işte bir miktar kuramında para tıpkı Fisher tipi miktar kuramında olduğu gibi niçin talep edildi? İşlem amaçlı. Bu bir. İkincisi de K neydi? K para talebinin gelir dolaşım hızıydı. Yani ekonomik birimlerin cepte tuttuğu parayı gösterir. O halde cepte tuttuğunuz para ise sizin aynı zamanda servetiniz oluşturmayacak mıdır? O halde kem bir iş tipi miktar kuramı, Fisher tipi miktar kuramından farklı olarak aynı zamanda para talebini servet saklama amacını da eklemiştir. Ne diyoruz? Kem bir iş tipi miktar kuramıyla Fisher tipi miktar kuramında para talebi fiyatlardan ve reel geriden etkilenir. Fisher tipi miktar kurumunda para sadece işlem amaçlı talep edilirken kem bir iş tipi miktar kurumunda para hem işlem amaçlı hem de servet saklama amacıyla da talep edilir. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı mı? Burada sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Tamam. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Kem bir iş tipi miktar kuramında da gördüğünüz gibi para talebini etkilen unsurlar arasında faiz var mı? Yok. Halde kem bir iş tipi miktar kuramında da yine para talebinin faize duyarlılığı sıfırken para talebinin gelire duyarlılığı yine birdir. Çünkü bakın burada faiz yok. Şurada gelir bir birim artarsa eşitliğin diğer tarafında aynı oranda para talebi arttığı için. O halde kem bir iş tipi miktar kuramında da para talebinin gelire duyarlılığı birken para talebinin faize duyarlılığı nedir? Sıfırdır. Şimdi arkadaşlar, şimdi şurada bir tane sorumuz var, onu da çözelim. Aşağıdakilerden ikisi miktar teorisinde öne sürülen para stokundaki değişmenin doğrudan fiyatlara yansıyacağı öngörüsünün gerçekleşmesini zorlaştırır. Şimdi bakın arkadaşlar, miktar teorisi M çarpı E eşittir P çarpı Y değil miydi? Paranın dolaşım hızı sabit, üretim ve istihdam sabit. Ekonomiyi sürekli dengede tutan, tam istihdamda tutan mekanizma, ücret ve fiyatların esnek olması değil miydi? Eğer ücret ve fiyatlar esnek değilse, ekonomi tam istihdamda olamayacaktır. Bu durumda para arzındaki değişmeler, üretim ve istihdamı da etkileyebilecektir. Bu nedenle para arzındaki değişmelerin üretimi etkilememesi ve ekonominin para arzındaki değişmeler sadece fiyatları etkileyebilmesi için ücret ve fiyatların ne olması gerekir? Esnek olması gerekir. Bu durumda sorumuzun cevabı ne oluyor? İşçi ücretlerinin yapışkan olması. Çünkü işçi ücretleri yapışkan olursa eğer para stoku değişmeler doğrudan fiyatlara yansımayacaktır. Yani miktar kuramının varsayımını biliyor musun, bilmiyor musun? Soru bunu sormuş. Burası anlaşıldı mı? Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi geçiyorum. Şimdi arkadaşlar, Keynesyen para talebi teorisi. Bir diğer ifadeyle likitte tercihi teorisine geçiyoruz. Nereye geçiyormuşuz? Likitte tercihi teorisi. O halde likitte tercihi teorisi ne demekmiş?
Keynes'den para Karayip teorisi. Şimdi arkadaşlar, Keynes'den likidite teori, tercih teorisini açıklarken iki varsayımdan hareket etmiştir. Bu varsayımlar bir, ekonomide tam istihdam yoktur. İki, bireylerin para talebi fonksiyonu istikrarlı değildir. O halde bakın, likidite tercih teorisinin iki varsayımı nedir? İki varsayımı. Bir, ekonomide ne yazalım? Ekonomide ne diyoruz? Tam istihdam yoktur. İkincisi, bireylerin para talebi fonksiyonu istikrarlı değildir diyoruz. Bu halde bu iki varsayımdan hareketle Keynes diyor ki ekonomik birimler üç nedenle para talep eder. Hadi şimdi Keynes'e göre niye çıkıyoruz? Para talebini açıklıyoruz. Bunlar nelerdir? Bunlar arkadaşlar birincisi işlem amaçlı para talep ederler. İkincisi ihtiyat amaçlı para talep ederler. Ve üçüncüsü diyoruz ki arkadaşlar spekülatif amaçlı para talep ederler. Yani Keynes'e göre ekonomik birimler kaç nedenle para talep edermiş? Üç. Peki işlem amaçlı para talebi nedir? İşlem amaçlı para talebi ekonomik birimlerin günlük hayatta yapacağı işler için cepte tutmak istediği paradır. Halde ekonomik birimlerin günlük hayatta yapacağı işler için cepte tutmak istediği para nereden etkilenir? Tabii ki fiyatlardan ve reel gelirden etkilenir. Çünkü fiyatlar artarsa aynı işlemi yapabilmek için cepte tutmak istediğim para miktarı artar. Eğer fiyatlar azalırsa aynı miktar işlemi yapabilmek için cepte tuttuğum para miktarı azalır. Peki, bunu şöyle örneklendirelim. Diyelim ki arkadaşlar, bu akşam iftarda dışarıda olacaksınız. Pandeminin olmadığını varsayalım. İnşallah o günlerde gelecek. Bu akşam iftarda dışarıda olacaksınız ve arkadaşlarınızla yemek yiyeceksiniz. Yiyeceğiniz yemeğin fiyatı 30 lira ise cebinizde en az 30 lira olsun istersiniz. Eğer yiyeceğiniz yemeğin fiyatı 35 liraya çıkarsa ilave 5 lira paraya talebiniz artar ve para talebi artar. Eğer 25 liraya düşerse hadi 5 liraya para talebiniz azalır, para talebi 30'dan 25'e düşer. Burası anlaşıldı diye düşünüyorum. Peki gelir düzeyi para talebini nasıl etkiler? Şimdi diyelim ki arkadaşlar bunu bir örnekle açıklayalım. Örneğim şu olsun. Kübra Nur arkadaşım en son siz yazdığınız için size soruyorum. Söyle bakalım şu an evden aldığın aylık parayla istediğin yere tatile gidip istediğin kıyafeti alıp istediğin gibi gezebiliyor musunuz? Değil mi? Peki diyelim ki KPSS'den iyi bir puan aldın, çok güzel sonuçların var ve vergi müfettişi yardımcı sınavına girdin, kazandın ve atandın. Yani ayda artık 8.500 lira maaş almaya başladın. Peki bu durumda yazın ya da kışın istediğin yere tatile gidip, istediğin kıyafeti alıp, istediklerini yapabilir misin? Yaz ise tatile Alanya'ya, kış ise tatile Uludağ'a gider misin? Peki yazın Alanya'ya tatile gittiğinde ya da kışın Uludağ'a tatile gittiğinde nerede kalacaksın? Otelde. Peki şu an otelde kalıyor musun? Bak gelirin arttı, otelde kalıyorsun, işlem arttı. İşlem arttığında cebinde daha çok para tutmak ister misin? Evet. O halde gelir düzeyindeki artış ekonomide yapacağınız işlem miktarını arttırır. Bu durum sizin para talebinizi arttırır. Anlaştık mı? Geldik ihtiyat amaçlı para talebi. İhtiyat amaçlı para talebi ise gelecekte karşılaşacağımız riskler için talep ettiğimiz paradır. Peki bu durumda ihtiyat amaçlı para talebi en öz anlatımda nedir? Kefen parasıdır. Dolayısıyla ihtiyat amaçlı para talebi de fiyatlardan ve gelirden etkilenir. Peki spekülatif amaçlı para talebi nedir? Ekonomik birimlerin faiz kazancı elde etmek için talep ettiği paradır. O halde ekonomik birimlerin faiz kazancı elde etmek için talep ettiği para, yani spekülatif amaçlı para talebi neden etkilenir? Faizden etkilenir. Peki bu durumda şimdi şunu yapalım bu durumda. O halde fiyatlar genel düzeyi artarsa, ekonomik birimler aynı miktarda işlem yapabilmek için daha çok para talep ederler mi? Evet. Veya
Fiyatlar genel düzeyi azalırsa, ekonomik birimler aynı miktarda işlem yapabilmek için daha az para talep ederler mi? Evet. Eğer gelir düzeyiniz artarsa, ekonomide yapacağınız işlem daralttığı için para talebi ne olur? Artar. Veya gelir düzeyi azalırsa, yapacağınız işlem miktarı azaldığı için para talebiniz ne olur? Azalır. Eğer faiz oranı artarsa, cepte para tutmanın alternatif maliyeti artar. Cepte para tutmanın alternatif maliyeti arttığı için tahvil alırsın, faiz kazancı elde etmek istersin. Bu durumda cepteki para tahvile gittiği için para talebi ne olur? Azalır. Veya eğer faiz oranı azalırsa cepte para tutmanın fırsat maliyeti azalmıştır. Artık tahvil almanın bir anlamı kalmamıştır. Bu nedenle parayı cepte tutar, çatır 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 yersin. Dolayısıyla para talebi ne olur? Para talebi artar. O halde biz Keynes'e göre para talebi fonksiyonu nasıl yazarız? Gördüğünüz gibi para talebi fiyat, gelir ve faizden ne oldu? Fiyat, gelir ve faizden etkilendi. Ancak baktığımda şunu gördüm. Fiyatlar artarsa para talebi artıyor. O halde para talebiyle fiyatlar arasında doğru yönlü. Gelir artarsa para talebi artıyor. O halde gelirle para talebi arasında doğru yönlü. Faiz artarsa para talebi azalıyor. O halde faizle para talebi arasında ters yönlü bir ilişki vardır derim. Peki biz Keynes'den likidite tercihi teorisinde para talebi fonksiyonu nasıl çizeceğiz? Para talebi fonksiyonu da şöyle çizeceğiz. Bakın şimdi. Yatay eksen nedir? Yatay eksen para talebi. Dikey eksen nedir? Faiz oranı. O halde burası faiz oranıysa ben sadece ve sadece para talebi fonksiyonunda şunu mu göreceğim? Çünkü dikey eksenim faiz oranı. O halde şimdilik şunlara bakmayacağım. Çünkü ben faizle para talebi arasındaki ilişkiyi kuruyorum. O halde likidite tercihi teorisine göre gördüğünüz gibi faiz oranı ne kadar yüksekse, örneğin İBİR gibi ne kadar yüksekse, para talebi gördüğünüz gibi o kadar az mı olurmuş? Hem de bir. O halde faizle para talebi arasındaki ilişkiyi şuradaki A noktasında mı belirledim? Faiz oranı gördüğünüz gibi ne kadar düşükse, örneğin şuradaki İ2 gibi, gördüğünüz gibi para talebi de o kadar yüksek mi olurmuş? Örneğin şuradaki MD2 gibi. O halde faizle para talebi arasındaki ilişki şuradaki B noktasında mı belirledim? İşte değişik faiz oranlarında ekonomik birimlerin talep ettiği para miktarlarını birleştirirsem, yani değişik faiz düzeylerindeki para talebi noktalarını birleştirdiğimde elde edilen bu doğruya para talebi doğrusu derim. Para talebi fonksiyonu derim. Gördüğünüz gibi para talebi fonksiyonu sol yukarıdan sağ aşağıya uzanan nasıl bir grafik oldu arkadaşlar? Negatif eğimli oldu. Çünkü faizle para talebi arasında ters yönlü ilişki olduğu için. Şimdi bakın, faiz oranı İ1'den İ2'ye azaldığında, İ1'deyken para talebi ilişkisi üzerinde A noktasındayım, İ2'ye geldiğimde para talebi fonksiyonu üzerinde B noktasındayım. Bu durum para talebi eğrisi üzerinde aşağı doğru hareket ederek para talebinin artmasına mı neden oldu? Evet. Eğer faiz oranı İ2'den İ1'e artsaydım, İ2 faiz oranında para talebi fonksiyonu üzerinde B'deyim, İ1'de para talebi fonksiyonu üzerinde A'dayım. Bu durum yani faiz oranındaki artış para talebi eğrisi üzerinde yukarıya doğru hareket ederek para talebinin azalması neden oldu? Evet. Hadi şunu diyebilir miyim? Faiz oranındaki değişme para talebi eğrisi, para talebi eğrisi üzerinde diyorum ki harekete ne olur arkadaşlar? Neden olur diyorum. Hadi faiz oranındaki bir değişme para talebi eğrisini sağa ya da sola kaydırmadı. Üzerinde yukarı ya da aşağıya harekete neden oldu. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar, diyelim ki biz şuradaki A noktasındayız. İ1 faiz oranı ve MD1 para talebinde iken. Ekonomide fiyatlar genel düzeyi arttı ya da ekonomide gelir düzeyi ne oldu? Arttı. Peki fiyatlar genel düzeyi artar ya da gelir düzeyi artarsa bu durum para talebini ne yapar? Arttırır. Artık İ1 faiz oranındayken fiyatlardaki artış ya da reel gelirdeki artış benim aynı faiz oranında daha çok para talep etmeme neden olacağından para talebi eğrisini nereye kaydıracaktır? Sağa kaydıracaktır. Hadi bu durumda para talebi eğrisi niye sağa kaydı?
fiyatlar arttı ya da reel gelir arttı için. O halde bu durum para talebini arttırarak nereye kaydırılmışsa, burası oldu mu? Tabii edelim. Şimdi bakın, iyi bir faiz oranı MD1 para miktarında A noktasındayken fiyatlar ya da gelir düzeyi artarsa, fiyatlar ya da gelir düzeyi artarsa para talebimiz artmıyor muydu? Bu ne demek olur? Aynı faiz oranında fiyat ve gelirdeki artış nedeniyle daha çok para talep ettiğimiz için iyi bir faiz oranında para talebim buradaki C'ye geldi. Çünkü para talebim arttı. Dolayısıyla bu durum para talebi eğrisini nereye kaydırdı? Sağa kaydırdı. O halde fiyat ya da gelir düzeyi artarsa para talebi artarak para talebi eğrisi nereye kayarmışsa, şimdi diyelim ki arkadaşlar ben şurada C noktasında iyi bir faiz oranı ve MD2 para talebindeyim. Diyelim ki ekonomide fiyatlar azaldı ya da ekonomide gelir düzeyi azaldı. Peki fiyatlar ya da gelir düzeyi azalırsa para talebim ne oluyordu? Azalıyordu. O halde bu durumda aynı faiz oranında benim para talebim azalacağı için para talebi fonksiyonu nereye kayar sonra? Niye sonra kaydı? Fiyatlar ve gelir azaldığı için. O halde fiyatlar ve gelirdeki azalma para talebini azaltarak nereye kaydırılmış sonra? O halde ben şunu diyebilir miyim? Fiyat ve düzgün yazayım. Şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Fiyat ve gelirdeki değişme ise neye neden oluyor arkadaşlar? Para talebi fonksiyonunun, para talebi eğrisinin konumunun diyoruz ki değişmesine neden oluyor. Burası anlaşıldı mı? O halde faizdeki değişme üzerinde, fiyat ve gelirdeki değişme ise para talebi eğrisinin neyini değiştiriyormuş? Konumunu değiştiriyormuş. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ise bir araya çıkıyoruz.